Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla durumu değerlendirdik. Önce kendileri şeref verdiler. Kendilerine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederiz. Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar hepimizin ortak çözüm açısından kafa yormamız gereken sorunlar ve bunların bir şekilde aşılması lazım. Doğal olarak sorunları çözecek olan, sorunları aşmak için mücadele edecek olan siyasi partilerdir. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla ekonomiyi, sosyal yapıyı, gelişmeleri, dış politikayı, bütün bunları bir şekliyle masaya yatırdık ve görüştük. Kendilerine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Şunu özet olarak ifade etmek isterim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, bilgiyle, birikimle bu sorunların üstesinden geleceğiz ve gelmekte de kararlıyız. Bu konuda da görüş birliği içindeyiz. Dolayısıyla ben tekrar Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Şeref verdiler, onur verdiler. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan, çok değerli basın mensupları, ben de öncelikle en derin saygılarımla hepinizi selamlamak isterim. Kabulleri için Sayın Genel Başkan'ın şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hem teşekkür ediyorum hem saygılarımı sunuyoruz. Nasılsınız demekten bile imtina ettiğimiz günleri üzülerek yaşıyoruz. Derin bir sistematik çöküşün içerisindeyiz. Sağır sultanlar gözlerini kulaklarını kapatsalar da milyonlarca insanımız büyük bedelleri her gün sofrasında, hanesinde yaşıyor ve bedelini ödüyor. Aleni yanlışlara bu süreç içerisinde suç ortağı yapılmış kimi kurumsal yapılar ve aktörler gizli hikmetler arasa da milletimizin gözü önünde bu hadiseler gerçekleşiyor. Bir büyük tarihin içerisinden gelmişiz, pek çok zorlukları aşmışız. Bugün aşabilecek bütün olumsuzluklara rağmen gücümüz var ama çok kısa sürede kaybettiklerimizi 10 yıllara sari bir şekilde telafi edebilmek mümkün mü? Bunu da ister istemez düşünüyoruz. Bugün maalesef cesaretleri cehaletlerinden önüne giden bir kadronun, korkuları vicdanlarından önünde giden bir kadronun Türkiye'yi rehin aldığı bir portre, aldıkları bir takım hezeyan içerisindeki tez diye millete yutturulmaya çalışılan deneyime yanılma metoduyla milyonların üzerinden kumar oynanıyor. 300 yıl ömrümüz olsa deneyime yanılma metotlarını öğrenmelerine, öğrenme maliyetlerine katlanacağız. Fakat bu büyük ülkenin zamanın hızla aktığı böyle bir dönemde, yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği böyle bir dönemde, pozitif bir şekilde gelişen dünyadan da ayrışabileceği bir iklim varken biz maalesef çok katmerli bir şekilde olumsuz olarak ayrışıyoruz. Bu kadar kısa süreye bu kadar büyük gafleti nasıl sığdırdılar bizler de merak ediyoruz. Ama Sayın Genel Başkan da altını çizdi. Biz bu ülkenin büyüklüğüne, bu ülkenin efsafına denk bir siyasi akıl ve programla bu sürecin içerisinden çıkılabileceğine kati bir inancımız ve hükmümüz var. Milletimiz nasıl bir asır evvel milletin azim ve kararlılığı makus talihini değiştirmişse bugün yine milletin makus kaderini değiştirmek, milletin temsilcileri olarak bu süreçte ortak irade koymuş tüm sorumluluk sahibi siyasi aktörlerindir. O açıdan bu süreç içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurumsal olarak hem tarihi geçmişi hem de bugün Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük grubu olarak aldığı inisiyatif çok önemli. Bizler de Demokrat Parti olarak herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye inşa edebilmek, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi hep beraber ortaya çıkarabilmek için aklı, fikri, enerjimizi, irademizi ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Tabii adeta ülkede Gogol'ün
Bir Delinin Hatıra Defteri romandan uyarlanmış bir tiyatro oynanıyor. Her günümüz sabah hafakanlarla kalkıyoruz. O güne derc ediliyor. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Umarız bugün akletmeyenler akleder. Bu iktidarın iklim değişikliğinin ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde iktidarını sürdürmesi milletimizin ödeyeceği bedelleri katmerlendireceğini görüyoruz. O açıdan bu yanlış yoldan, bu çıkmaz sokaktan Türkiye'nin çıkması ümit ederiz inşallah demokratik meşruiyet içerisinde olacaktır. Önümüzde Türk demokrasinin en zor sınavı var. Önümüzde en uzun yüzyılımız gibi en uzun seçim dönemimiz var. Bu açıdan da bilerek ve istenerek sokağa düşsün isteniyor. Kriminalize edelim. Bir takım dini, milli, hamasi argümanlarla kitleleri etkileyelim. Ama insanımızın sağduyusu bu zamana kadar müsaade etmedi. Bundan sonra da müsaade etmeyecek. Bu süreç içerisinde siyasi partilerin ortak bir paydada her zamankinden daha fazla buluşma iradesi var, mecburiyeti var. Biz de bu sorumluluk duygusu içerisinde bugün burada Sayın Genel Başkan'ı her zamanki hüsnü kabulleriyle misafir edildik. O açıdan kendilerine de tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da minnet duygularımızı ifade ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Soru varsa arkadaşlar. Sorum her iki genel başkanı da Fox TV Gökhan Mısır'da. Sorum her iki genel başkanı da. TÜSİAD'ın bir açıklaması olmuştu. Sonrasında dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD'a hedef aldı. Siz üretim yapın, yatırım yapın. Bizimle mücadele etmeye kalkmayın. Bizimle mücadele edemezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'a yönelik bu sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu ülkede yaşayan, bu ülkede üretim yapan, üretim yapmayıp çalışan, çiftçisi, işçisi, köylüsü, emeklisi, sanayicisi, tüccarı, herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor. Sonra da kalkıyor dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Demokrasinin desininden dahi haberi yok. Üretim yapan insanlar gidin kime sorarsanız sorun. En büyük dertleri şu, önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremiyoruz diyor. Nasıl karar alacağımızı bilmiyoruz diyor. Dolar ne olacak bilmiyoruz diyor. Rakam bir belirsin, rakam ortaya çıksın bir belirsin, biz ona göre yatırım yapacağız diyor. Ona göre maliyetlerimizi oluşturacağız diyor. Beyefendi sarayda olduğu için, sarayın dışını görmediği için, üretimle olan bağları koptuğu için, sadece ve sadece sarayı ve çevresini gördüğü için dünyadaki gelişmeleri de Türkiye'deki gelişmeleri de izleyemiyor, bilmiyor. Kendisini aslında uyarıyorlar. Yapmayın böyle. Bu yanlıştır diyor. Söyledikleri ne? Ekonomi biliminin gereğini yapın diyorlar. Ya bilime vurgu yapıyorlar. Bilime vurgu yapmak bile rahatsız ediyor onu. Ya akıl alacak şey değil ya. Ya devlet akılla yönetilir ya. Bilgiyle yönetilir. Hatta ona şunu söyleyeyim. Ya sevgili peygamberimizin ne güzel sözü var ya. İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin diyor ya. Çin'de bile olsa. Sana bilim vurgusu yapılıyor sen karşı çıkıyorsun. Ahlak vurgusu yapılıyor ona da karşı çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar. Yönetemediklerini artık sokaktaki sade vatandaş da görüyor ve biliyor. İşin özü bu. Yönetemiyorlar. Sorabilir miyim? Evet. Demokrasiyi ne kadar içselleştirdiklerini bu sözlerden bile anlayabiliyoruz. 20 yıllık icraatları demokrasiyi bir konjonktürel program olarak telakki ettiklerini zaten göstermişti. Ele geçirmek mantığıyla sadece devletin kurumları değil, sivil organizasyonlar da bu süreç içerisinde bir psikolojik harekat unsuru gördü. MÜSİAD'ın açıklaması var beraberinde. Akılla mantıkla izah edilir değil, bir takım ruhuna cümlelerin baktığınızda o çekingenliğini de görebiliyoruz. Ama bugün bu ülkede herkes konuşacak. Sadece birinci derecede sorumluluk siyasetçilerin, muhalefet partilerinin, liderlerinin değil, geniş örgütlü kesimleri temsil eden tüm örgütlü yapıların konuşması gerekir. Bir büyük facia yaşıyoruz.
TOP Başkanı sadece yasak sağma kabiliğinden açıklamalar yapıyor. 19 yıllık uygulanan programla beraber Türkiye'de tarım tasfiye edilmiş, Ziraat Odaları Birliği yasak sağma kabiliğinden kısık ses tonuyla bir takım beyanlarda bulunuyorlar. Türkiye'de yine en önemli zararı bu süreçte görmüş yapısal olarak Esnaf Teşkilatı'nın birliği bu hususlarda cılız bir ses veriyor. O açıdan sadece sorumluluk siyasetin değil, TÜSİAD'da, TOP'da, Ziraat Odaları Birliği'de, TESK'te, konfederasyonlar da bu sese kulak vermeli. İktidar çürümüşlük sadece iktidar sahasında değil, maalesef o alanlarda. TÜSİAD'ın çok sınırlı bir değerlendirmeyle çok net bir açıklaması var. Akılla izah edilemeyecek bir takım fikirlerin bu ülkede yani fiiliyattan teze gidiyoruz. Yani fiiliyatı, realiteyi akıl almaz tez diye ortaya konulan asgari düzeyde ekonomi okur yazarlığı olmayan birisinin maalesef memleketi rehin aldık diyerek deneme yanılma metoduyla bir denemesi var. O açıdan ben açıklamayı gayet normal bir açıklama olarak hatta daha yüksek ses tonundan olması gerekir. O açıdan bunu değerlendirirken iktidarın meseleyi en küçük tenkidi bir tehdit olarak değil, bilakis yararlanacak. Çünkü Tanzimat'ın meşhur paşası Ali Paşa'nın güzel bir sözü var. Tenkitten ancak hatalarını düzeltmek istemeyen iktidarlar ve aktörler korkar der. Bu yanlışı düzeltmek isteyenler bu tenkitlerden korkmazlar. Bu açıdan değerlendiriyor. Tele1 Ankara, Sercan 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimiyle ilgili ısrarını sürdürürken şey demişti, milleti faize ezdirmeyeceğim demişti. Nas suresini işaret etmişti. Bu konu hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? Hangi faiz indi? Çiftçinin faizi indi mi? Hayır. Esnafın faizi indi mi? Hayır. Tüccarın faizi indi mi? Hayır. Kredi kartı kullanıp bankalardan, en azından kredi kartı olaysa bankalara borçlanan sade vatandaşın faizi indi mi? Hayır, hiç kimsenin faizi inmedi. Kimin faizi indi? Merkez Bankası bankalara kredi açarsa onun faizi indi. İyi de vatandaşa yansıyan bir şey yok. Bankadan Merkez Bankası kredi açıyor düşük faize. Bankalar o krediyi alıyorlar. Hazine borçlanmak istiyor. %14'ten aldığı krediyi %22'den hazineye satıyor. Banka hiçbir şey yapmıyor. 14'ten alıyor, 22'den satıyor. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Kime hizmet ediliyor? Bir avuç insana hizmet ediliyor. Faiz mi indi? Hayır efendim, faizin falan indiği yok. Hayal aleminde yaşıyor bunlar. Hayal aleminde yaşıyorlar. Faizi indireceğim. Londra'daki tefecilere dünyanın faizini ödeyen kim? Türkiye'deki tefecilere yani dolar baronlarına dünyanın parasını ödeyen kim? Bu zat değil mi? Bu kişi değil mi? Emin olun yani soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi? Orada da ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet yapamaz, ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. Bir daha ifade edeyim. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. Görmüyor 84 milyonu. 84 milyona kötülük yapılıyor. Kime iyilik yapıldı? Dolayısıyla yönetilmeyen bir ülkenin yarın ne olacak? Hatta bırakın yarını canım. Bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Bir saat sonra. Böyle bir tabloda Türkiye yönetilir mi? Getirmişiz koskoca devasa bir Türkiye'yi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze teslim ediyoruz. Yok böyle bir şey. Hele hele 21. yüzyıla. Yok böyle bir şey. Ya orta çağda bile yoktu. Evet, teşekkürler efendim, sayın basın mensupları. Çok teşekkür. Bir sorum olacak da geçtiğimiz günlerde iktidara yakın olan holdinglerin temsilcilerinin CHP ve İYİ Parti'den randevu talep ettiği yönde iddialar vardı. Bunlar
Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding ve Colin Holding olduğu yönünde çeşitli gazeteciler tarafından da bu dilendirildi. CHP böyle bir randevu talebi geldi mi? Geldiyse içeriği neydi? Yok, hayır. Yani belki, ya benim bilgim yok ama belki böyle bir talep olmuştu, oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama bize yansıyan bir talep yok. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Çok sağ olun. Efendim, MÜSİAD'dan da bir açıklama geldi. TÜSİAD'ın zıttı bir açıklamaydı. Faiz odaklı, düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz dedi. Bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'ı eleştirmesinin ardından geldi. Nasıl değerlendirirsiniz? Herkes düşük faiz ister arkadaşlar. Düşük faiz ister. Sanayici de düşük faiz ister, yatırımcı ister, efendim tüccar ister, esnaf ister, vatandaş ister. Ama düşük faiz yok ortada. Ortada düşük faiz yok. Sayın Genel Başkanım, buyurun efendim. Sayın Bakan akademik birikimini inkar etmiş. Üzüntü verici. Türkiye İllüzyon Kurumu haline gelmiş TÜİK'in. Bu ölçümleri uzun süredir bir parti devletine dönüşmüş. Devletin bir kurumu haline gelmiş. Siyasetin ihtiyaçlarını karşılamak için kağıt üzerinde bir takım ölçüm metotları geliştiriyor. Onlara başarılar diliyoruz ama sokakta, pazarda bir zam tsunamisi içerisinde insanlarımız enflasyonu hayatlarında zaten görüyor. Sadece TÜİK değil, yakınlarda Milli Güvenlik Kurulu da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu tez diye ortaya atılan, Sayın Erdoğan'ın Çin modeli dediği, bir başka bakanın Kore modeli dediği, bir başka bakanın Türkiye modeli dediği, ortada bir tezin olmadığı, bu uygulanacak programla ilgili güya bir tehdit değerlendirmesi yapmış Milli Güvenlik Kurulu hem bugün hem yarınla ilgili. Ona da bu fırsatla ifade etmek isterim. Asıl Milli Güvenlik Kurulu'nun değerlendirdiği tehdidi bugün Türk ekonomisi yaşıyor. TL'nin ucuzlaması dolayısıyla milli varlıklarımız el değiştirme riskiyle karşı karşıya. Esas bunu değerlendirmeli. Esas yolsuzlukların bir sistematik usul haline geldi bu ülkede. Yolsuzluklar milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Bunu gündemine almalı. Bütün bunları değerlendirmeli. 80 yıllık cumhuriyete bir devri sabık anlayışıyla muamele çekenler elbette bu yaptıkları yanlışı iktisadi, siyasi olarak bu ülkeyi bağışıklık sistemini çökerterek yaşattıklarını eninde sonunda hem siyasi hem hukuk yoluyla da karşılığını göreceklerdir. O açıdan en azından biz kendi fikrimizi ifade ediyoruz. Bu yanlışı yapanlara milletimizin toplumsal talebi olarak bir devri sabık yaşatılmalı, hukuk önünde siyaset yoluyla da hesabını vermeliler. O açıdan TÜİK'in rakamlarına hakem kuruluş olarak sadece vatandaşlarımız değil, devletin kurumları, şirketler değil, uluslararası anlamda kabul görür bir kurum haline gelmeli. Bağımsızlığından kaynaklı o güveni tesis etmeli ama bugün ne Merkez Bankası'nın ne TÜİK'in bir iradesi yok, bir aklı yok. Kurumsal derinliği sıfırlanmış, hiçleştirilmiş bir kurum olarak bu bedeli milletimiz ödüyor, üzülerek söylüyorum. Eğer devlette liyakati yok ederseniz, yani işi ehline vermezseniz, yani o işi en iyi bilen kişiyi o işin başına getirmezseniz devlette çürüme başlar. Çürümenin en tipik örneği de TÜİK'tir. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Vatandaş alışveriş yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rakamların ne kadar yanlış olduğunu zaten görüyor. Her gün tanığı oluyor. Dolayısıyla o kuruma duyulan güven sıfırlanmış vaziyette. Çürüme baştan başlamıştır. Aşağıya doğru bu çürüme gidiyor. Ama inşallah bu çürümeyi sonlandıracağız. Beraber birlikte sonlandıracağız. Efendim, teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar, Erdoğan'la bugün çok fazla konuştuk. Hı hı. Ne konuşursa konuşsun.
Erdoğan ülkeyi yönetemez. Yönetemiyor zaten. Bir ülke deneme sınamayla yönetilmez arkadaşlar. Bir ülke az önce söylediğim bilgiyle, birikimle, ya en azından adaletle yönetilir yani. Ya adaleti bitirdiniz siz. Adaleti bitirdiniz. Liyakati bitirdiniz. İstişareyi bitirdiniz. Danışmayı bitirdiniz. Devleti almışsın, bir kişiye teslim etmişsin. O bir kişi ne istiyorsa onu yapıyor. TÜİK'e telefon ediyor, rakamı şöyle beyan edeceksiniz diyor. E sokaktaki vatandaş görmüyor mu? Pazara giden vatandaş görmüyor mu? Alışveriş yapan vatandaş görmüyor mu? Görüyor zaten. Ama onun için söyledim. Kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Gidecekler, göndereceğiz. Demokratik kurallar içerisinde göndereceğiz. Kalınan her günün maliyeti artıyor. Her günün maliyeti. Vatandaş bu maliyeti görüyor zaten. O nedenle bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz. Sandığı getirin dememizin temel nedeni ülkenin çıkarını savunduğumuz içindir. Bu millet artık daha fazla zulüm görmesin. Getirsinler sandığı. Devleti adaletle yönetmek istiyoruz. Hakla, hukukla yönetmek istiyoruz devletin. Ya devlette insanlar bir nefes alsınlar ya. Oh desinler ya, biraz rahat ettik desinler. Oh desinler ya, ben mevcut hükümeti, iktidarı istediğim gibi eleştirebiliyorum desinler. İktidara eleştirdiğim için başımıza bir bela gelmeyecek diye düşünsünler. Biz böyle bir Türkiye istiyoruz. Ve bunu yapacağız, kararlıyız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla birlikte yapacağız. Bir dostumuz da zaten şimdi birlikteyiz. Hepinize teşekkür ederiz değerli basın mensupları. Efendim, bir fotoğraf alabilir miyiz? Tabii. Şöyle mi duralım?